let me see it. Jalebi baby. I just wanna eat it. Jalebi baby. Baby let me see it. 3 kuruş dizisinin kartalı Uraz Kaygılaroğlu, yakın dostları Serkan Çayoğlu ve Kaan Yıldırım'la bir araya geldi. Alper Çağlar'ın ilk Göktürk filminde Aytaç Şaşmaz'la başrol oynamaya hazırlanan Serkan Çayoğlu, gündüz saatlerinde son olarak Mevlana dizisinde kamera karşısına geçen Kaan Yıldırım'la ata bindiklerini söyledi. Bugün beraber bir at binme oldu galiba Serkan. Evet, evet. Storylerde gördüm. Evet, Serkan direkt... şimdi yeni iş için ata binmeye başladı. Bir hazırlığımız var. Aynen. Kaan da ustamız olduğu için. Yok, estağfurullah. Öyle beraber bindik. Evet, öyle. Yok, eğitim vermedim de işte beraber bindik. O da zaten iyi biniyor. Bayağı alışmış. Niye seni anlatıyorsan? Yapıyoruz bir şeyler. Evet. Kaan da bayağıdır bindiği için. Evet. Öyle keyif olsun diye şey yaptık. Biz de bayağıdır görüşemiyorduk. Abi ben binmeyi bilmiyorum. Öğrenmek de istemiyoruz herhalde. Dinliyorum abi, dinliyorum. Atla ilişkimi dinlemek üzerine. Arkadaşlarımız tarihi işlerde yer alıyorlar. Böyle atlı işlerde yer alıyorlar. Biz daha koşarak, köseleyle koşuyorum ben. Bu sene benim daha taban wide durumundayım. 3 kuruş dizisinde hayat verdiği roman karakteri için saçlarını sarıya boyatan Uraz Kaygılaroğlu, yeni imajına alıştığını belirtti. İmaj da çok belirli. Dışarıdan nasıl takılıyor? Sevdin mi? Sen kendine yapar mısın? Ben oyuncu değilim. Olsun abi. Oyunculuk ne alakası var? Sevdiysen sen de kestirebilirsin. Projeden sonra devam edecek miydin sana saçlar? Valla bilmiyorum, hoşuma da gitti yani. Şimdi eski fotoğraflarıma bakıyorum, buna da alıştım. Belki bir süre daha kalır. Ne bileyim, yazı falan böyle geçiririm bir sonraki işe kadar. Saçlarını kadın kuaföründe boyattığını açıklayan Kaygılaroğlu'na kıza Adan'ın tepkisi soruldu. Yani işte 20 günde 30 günde bir falan gidip böyle bir boyatılıyor falan. O da benim için değişik bir deneyim oluyor. Kadın kuaförüne gidiyorum falan, böyle oturuyorum, saçlarımı boyuyorum. Saatlerce. Güzel ya, annesi de bir iş için saçlarını boyattı şimdi. Böyle kafası karışıyordur herhalde, normal saçla gezmemek lazım, boyamak mı lazım falan diye. Yani onun için de değişik bir deneyim oluyor. Renkli bir baba. Renkli bir baba, evet. Renkli bir anne figürü oluyor. Kaan Yıldırım 3-4 ay daha Konya'da kalacağını ifade etti. Sakallar da uzayacak. Vallahi uzadı bu kadar, böyle. Olmuş mu? Seninkiyle eşit olmuş. Gayet iyi. Seni soralım herkes. Evet. Bayağı bir yoğun geçiyor mu? Ben Konya'dayım zaten. Sonra böyle bayağı titizlikle çalışıyoruz. Böyle çok heyecan duyduğumuz bir proje. Var daha böyle bir 3-4 ay daha set devam edecek. Bir 10 bölüm kadar tamamladık. Umarım güzel bir iş gelir. Güzel bir oyuncu ekibimiz var. Beraber işte yemektir, sosyalleşmedir. Bir şekilde vakit geçiriyoruz. Tabii zor şeyde olmak. Evinden uzakta olmak biraz zor oluyor. İnsan sıkılıyor. Dağ tepe görmemek nasıl bir şey Konya'da? Güzel, düzlük güzel. Rahat. Evet abi. Güzel. Böyle bir rahat bir şehir yani. Biraz Konya'yı anlatır mısın? Anlattım abi, daha ne anlatabilirim, ne diyebilirim. Tarihi bir şehir. Ne yiyorsun, ne içiyorsun. Evet. Güzel. Serkan Çayoğlu, 5 Şubat'taki 35. yaş gününü Nazım Hikmet'in Senin Bana Nasip Olman, Şahsi Hayatımın En Değer Biçilmez Tarihidir dizeleriyle kutladığı sevgilisi Özge Gürel'le bu yaz evleneceklerini söyledi. Evet, doğru. Yaza artık ama daha detaylar belli değil. O yüzden hani ben de şu an bir şey söyleyemiyorum ama yaza düşünüyoruz. Şahitleri belli. Bakacağız, evet. Adamı zor. Dediğim gibi daha detaylar belli olmadı. Biz değil miyiz? Kaan Yıldırım'ın adı son olarak Instagram'dan takipleştiği sosyal medya fenomeni Damla Bilic'le anılmıştı. Damla Bey, sizin en son bir haber çıktı. Ne çıktı? Valla çıkıyor, yok hayır. Yani takipleşme, ben birçok kişiyle takipleşiyorum. Ben de böyle Konya'da sette gördüm, Allah Allah dedim yani. Yok öyle bir şey. Zaten açıklamada bir şey, kendisi de yazmış, biz de yazdık, yok yani. Bekar evet. Beraber gelelim mi olur? Ay, Uraz'la beraber gireceğiz. 14 Şubat'a romantik bir akşam. Çok güzel olur biz. Yok işte işteyiz ya, bir şey yok yani. Konya'dayız, çalışıyoruz. Zaten biri olduğu zaman da ben öyle saklayan biri değilim. Instagram'a falan koyan biriyim yani. Olursa olur. Hadiseyle yaşadığı ilişki hafızalardan silinmeyen Yıldırım, sevgililerini hiç saklamadığını anlattı ve oyuncu Tuğçe Açıkgöz'e yaşadığı iddia edilen haberi de yalanladı. Ben de Instagram'da görüyorum. Dışarıda çok gezmiyorsunuz da. Vallahi işte geziyoruz. Pandemiye denk gelmiştir. Abi ne yapalım ortalık işte öyle. İyi kaçıyor. Uçağı çıkıyor da ne bir aşk ilişkisi. Hayatımda kimse yok. Bizler işte şey değil. Bizler kimse mi? Bizler kimse akşam beni arayacak. İnşallah. Takip edin abi. Baş başaysa gerek yok da.